Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Neredeyiz? Audi. Oh yeah. Audi'yi çok sordunuz, çok yazdınız. Hemen dedim çekiyorum efendim. Güzel bir cumartesi geçirin, keyifle vakit geçirin diye size Audi modellerini de göstereyim dedim. Efendim videoya geçmeden önce eller bir beğen butonuna gitsin lütfen. Her zaman beğeniyorsanız ellerinize sağlık, elleriniz dert görmesin. Ama yine de videoyu beğenmeyi unutmayalım. Şöyle bir beğen butonuna ellerimiz gitsin. Aynı zamanda yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Abone değilseniz de abone olun, çanı da açın efendim. Birazdan 2021 Audi'nin bütün modellerini göreceksiniz. En babalarını, S9'lar, RS7'ler, TTRS'ler, R8'ler, aman yarabbim neler neler. Aralarında bir tane favorim var. Eğer onun için özel video yapmamı istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Nedir o? Audi e-tron. Elektrikli aracı. Mutlaka efendim yorumlarda bekliyorum. Şöyle güzel bir detaylı incelemesini yapsam mı size? Ne dersiniz? Sözü fazla uzatmıyorum. Hemen videoya geçiyorum. Buyursunlar efendim, 2021 Audi. S-Line bir tane, A6 mı nedir? Hemen bakalım. Güzel. Radarlar, modarlar ön tarafta. Çiçek gibi. Quattro, 4 çeker gördüğünüz gibi. Hemen bir logo karşılıyorsunuz. Bu artık BMW, Mercedes, ondan sonra Audi, başka markalarda falan da fix oldu zaten biliyorsunuz. Evet efendim, 2021 A6'nın içi. Şu çok güzel olmuş ya. Kahverengi güzel olmuş. Şurada şöyle ağaç falan, maun kaplama mı diyorlardı ona? Ne diyorlardı bilmiyorum, unuttum adını. 2021 A6'nın içindeyiz. Daha 14 mille kız gibi maşallah. Burada bir hayalet ekran sizi karşılıyor. Hemen yan tarafında bir tane daha ekran var. Böyle bir de uzuyor o piano black görüntü. Altta da bir tane var. Da şöyle tık tık yapıyor ama kendisini göstermiyor. Continue as a guest diyelim. Vites falan çok şık. Hakikaten çok şık. Yani Audi'nin yeni dizaynı özellikle çok hoşuma gidiyor. Önceki dizaynları da kötü değil ama yeni dizaynı apayrı bir güzel gerçekten. Baksana çok böyle ince, böyle hakikaten de şık ve sade bir şey yapmışlar. Gayet güzel olmuş. İçi fıstıkmış. Fiyatına bakalım ne kadarmış. Jantlar falan şık, 5 kollu şık jantlar. Efendim 2020 Audi A6 55 TFSI Quattro'nun fiyatı 67.925 dolar. Allah belanızı kaldırsın. Oğlum bu kadar ucuza niye araba satıyorsun? Tapede sunroof var gördüğünüz gibi şöyle. Arka tarafına da bakalım. Arka tarafı da gayet şık, gayet hoş. A6'nın evet siyah. Paramamba. Yanda da RS7 var ya. Efendim 2021 SQ5. Q5'in S-Line'ı. Beyaz şirket S'i. Gördüğünüz gibi şirket S-Line. Nereye götürüyorum oğlum arabayı? Vallahi aldı götürüyor. Oğlum parasını neyim ödedin mi? Bunun hesabını getir bakayım. Ha, dışarıya çıkartıyor arabayı. Araba değiştirecekler büyük ihtimalle. Şöyle bir bakalım. İçine bir bakalım. Etrafını gezdikten sonra içi siyah siyah. Deminki kahve siyah çok daha güzeldi bence ama her şeyin modelin farklı bir şeyi var işte. Line çizgisi var. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. SQ5. Bakalım şirket SQ5'i nasılmış, ne kadarmış. Şöyle bir içine girelim. S-Line Q5'in içi efendim. 2021 gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu tabi biraz daha deminkinden farklı bir direksiyon tipi var. Ya daha hoş mu derseniz değil. Demek ki çok daha güzeldi. Ama bu da kötü mü derseniz değil. Şurada kırmızı start stop butonu yapmışlar. Yine şuraya böyle bir sonradan kondurulmuş ekran var. Hani böyle sanayide yaptırmışız bunu gibilerinden. Ama shadow screen galiba içeriye gidiyor yanlış bilmiyorsam. Şöyle aşağı doğru bakalım efendim. Gayet şık, hoş. Şurada S-Line'ı görüyorsunuz. Araba kopar tabi bunlar ya. S serisi güzel gider. Quattro diyor. Şöyle efendim. Efendim 2021 Audi S-Line Q5'inde fiyatı size olur fiyatı 68.690 dolar. A4 kabriyo mu? A5 kabriyo mu? Anlamadım. Bir tipsiz bir değişik A3 kabriyo mu lan yoksa? A5 kabriyo 45 TFSI Quattro'ymuş efendim. Fiyatı 57.700 dolarmış. Şöyle bakalım. Valla bilmiyorum. Hem beyaz hem böyle kabriyo oluşu beni pek çekmedi. Seveni vardır illaki ama zaten A5 sevmiyorum da. A5'te bir tipsizlik var abi. Yani A4, A6, A8 hani bunlar zaten hani Q7 bunlar yenileri bir de hele bombastik yani ama bu A5'te bir
tipsizlik var ya. Bir tipini sevmiyorum ben bu arabanın niyeyse. Efendim bir de normal Q5'i göstereyim size. Arkasında da Q7 var yeni. Aa, güzel yapmışlar. Babalar iyi çalışmış. Efendim bu da normal Q5'imiz. S-Line değil, normal olanı bu. Şöyle biraz içini göstereyim. Görüyorsunuz hayat ekran yok. Ortada bir tane LED var. Sağda solda analog göstergeler var. Şurada şöyle tuşlar falan var. Bu 2020 bu arada efendim Q5 ama en giriş seviyesi. Baksana böyle. Zaten bu tip arabaları lease veriyorlar genellikle. İnsanlar daha çok tercih ediyor. Finance etmektense lease etmeyi daha çok tercih ediyorlar. Koltuklar falan tamamen giriş seviyesi bir araba. Peki bunun fiyatı neymiş bakalım. 2020 Audi Q5 45 TFSI Quattro Titanium. Vay anasını be. İsmi kadar parası yoktur ha. $47,300 efendim fiyatı maalesef. Valla gir git. Baba Fingo yavrum benim be. Q7. Abi konuşuyor. Diyor ki bak diyor ben diyor yeniyim diyor. Akıllı ol diyor. Aklını alırım diyor. Hakikaten rengi de çok güzel. Yani gri ve çok açık kahve karışımı jantlar falan çok şık. Hakikaten çok şık. Gerçekten de yani yapmış abiler. Q7 efendim. S-Line değil bu. Quattro olan ama S-Line'e hiç gerek yok ben size söyleyeyim. İnanın ki gerek yok yani. Araba çünkü her haliyle gayet şık ve güzel. Quattro görüyorsunuz şurada detayları. Audi çok kabuk değiştirdi ya bu anlamda. Gerçekten kabuk değiştirdi. Ya şu Q7'nin önceki hali ne kadar yukarıdaydı arkası. Şimdi ne kadar aşağı indirdiler. Sedan gibi bir şey yaptılar gerçekten. Babanın içine oturduk. Babanın fiyatı da çok baba. Bir görseniz var ya ağlarsınız yemin ediyorum. Kemirirsiniz bir yerleri. Ben kemiriyorum. Sinirim bozuyor böyle bom gün vurasım geliyor buralara ama yapacak hiçbir şey yok. 11 mille daha bak. Çiçek 11 mille. Her şey böyle bir dümdüz piano blade'in üzerine kurulmuş. Böyle boydan boya kadar. Burada bir ekran var. Altta bir tane daha ekranınız var efendim. Burada start stopunuz var. Vitesine çok şık tasarlanmış. Ya şu zaten yeni 2021 serisinde gerçekten çok şık tasarlanmış hakikaten. İki tane bardak tutacağı 12 voltluk Ciara yakıcı. Ciara. Şurada da bir tane. Ooo kolçak da havalıymış ha. Böyle zıngıl zıngıl kalkmıyor yani. Çok artistik hareket ediyor. Bak böyle geriye gitmeler falan. Yaylana falan gidiyor böyle. Ya yavrum benim be. Şu çok şık ama demek ki altındaki gibi değil. Hani bu bilmiyorum biraz daha böyle piano black tarzında şunun devamı gibi ama bunda o yok. Herhalde S-Line olmadığı için tahminim. Dersimize çalışalım. 2021 Audi Q7 55 TFSI Quattro'nda size olacak fiyatı 76.870. Allah belanızı kaldırsın. Git Allah aşkına git ya. İniyorum ya. Böyle satmayın oğlum bu paralara. Niye satıyorsunuz ya? Alın evinize koyun ya. İnsanın sinirini bozuyor. Hah. 3 2021 bir de onun fiyatına bakalım. Q3'ün tipi tabii 2021 ile beraber biraz daha toparlanmış durumda. Hani öyle ağam şağam bir değişiklik beklemeyin. Öyle bir değişiklik yok. Ama içi tabii ki de farklı. Bambaşka bir içi var. Bu S-Line olanı. Ya bir de böyle S-Line'lar da çok ucuz oluyor. Ona da gıcık oluyorum. Türkiye'de S-Line ne anasını satayım ya. Nereden bulacaksın da alacaksın. Para mı yetirilir ona? Zaten Happy Top'u 2 tane geliyor. Onu da millet kapıya götürüyor abi. Evet gördüğünüz gibi tam yine hayalet ekran. Ortada bir tane ekran. Bunda tek ekran var ortada. Yine o devam ediyor. O çizgi ama şurada metaliğe dönüyor. Tüm öyle değil. Vitesi zoptrik yapmışlar diğerlerine göre. İçi aynı. Ya aynı derken şu bölüm aynı hemen hemen fonksiyon olarak ama tabii ki Q7'den çok çok farklı. Direksiyon falan şöyle gördüğünüz gibi biraz daha zoptrik on tohumda. Efendim 2020 Audi Q3 S-Line 45 TFSI Quattro'nda fiyatı size olan 40.490. Tüh! Nalet gelsin. Gelelim Baba Fingo ya. Baba Fingo da tam Baba Fingo ya. RS7 her zaman şık bir arabaydı. Hep de öyle kalmaya devam edecek ya. Bakar mısın jantları? Şu janttaki damarlara bak abi. Çok iyiymiş. Hakikaten çok iyiymiş. Vallahi çok sevdim, çok beğendim. Yani abiler yapmışlar. Bu RS serisini zaten hep yapıyorlar da. Daha da bir güzel yapmışlar. Kapısını açalım. Bak Audi, otoboklu BMW gibi arabaların kapılarını kilitlemiyor abi. Hepsini açıyor. Evet, burada metalik yapmışlar bunları. 4 tane camı oradan kontrol ediyorsunuz. Şurada 2 tane koltuğun hafızaları bulunuyor. Burada dikiz aynası ayarları. Bağcı açma şurada. 2021 RS7'ın içindeyiz efendim. Audi Sport. Hayat ekranı bizi o karşılıyor. Şöyle yine aynı dizayn gördüğünüz gibi. Boydan boya kadar piano black ve üzerine gömülmüş ekran. Alt tarafında da şöyle. Bir tane daha ekran üsttekinden farklı olarak. Burada yine piano black detaylar. Şöyle efendim. Ya, araba
Gerçekten güzel. Ares burada şeyini görüyorsunuz, logosunu. Bir de bu araba inanılmaz performanslı bir araba yani. F1 şanzıman da burada vitesi görüyorsunuz. Kırmızı detay çok güzel olmuş, gerçekten de harika. Burada bir vitesimiz var efendim. S-Line'a özel şu kolçak falan. Ya bu metalik karışımı çok güzel olmuş bir kere arabada. Hakikaten çok şık olmuş. Burada kablosuz şarjı görüyorsunuz telefon için. İki tane Starbucks tutacağı. Artık onlar kahve demiş. Starbucks biliyorsunuz, hayatımızda o var. Başka bir numaramız yok anasını. Evde kahve yapmak bitti. Herkes Starbucks'a takılıyor. Şurada efendim görüyorsunuz. Bu da havalandırma kanallarını. Dersimize çalışalım. Yine sinirlerimiz bozulsun. Gazeteyi alırlar ya ellerine bırak. Şöyle. Efendim 2021 Audi RS7'nin bize olacak fiyatı 133.640 birim. Ya artık gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım ya. 133.000 ya. 133.000 birime bunu aldığınızı düşünebiliyor musunuz? Aklınız kesiyor mu? Şuraya baksana. Adam geliyor. Johnny 133 birime bunu alıyor ya. Şöyle bir detaylı alıyor hem de. Gözü kör olmayası Johnny. Baksana ya. Çok güzel gerçekten. Bunda diğerlerinden farklı olarak buraya Audi Sport atıyor LED. Audi atmıyor. Ya da acaba ikinciye tura mı onu atıyor bakayım? Yo, hep onu atıyormuş. Spor arabalardan görmeye alışık olmadığımız derecede geniş. Hakikaten geniş. Çünkü normalde spor arabaların spor kabininin arkası leş gibi olur. Bunda öyle değil abi. Bunda gayet geniş ve denet. Şurada da bir tane ekran var. Buradan da böyle burası hamam gibi mi olsun, buz damı mı olsun, onu seçiyorsunuz. Arabanın arkası abi. Bakar mısın ya? Bu ne lan, tencere gibi. Allah Allah, kızartma tenceresini mi koymuşlar, yanlış mı koymuşlar, ne yapmışlar ya, baksana abi. Ne kadar geniş, çok iyiymiş gerçekten. Arka tasarım da gayet güzel. Hemen yanında bir tane de RS5 var, yine 2021. Bunun jantlarını pek sevmedim ya. Klasik Audi jantı tarzı ama ben çok sevmedim. Şöyle bir içine baktırayım size efendim. RS5 sizi karşılıyor. Yine Audi Sport. Bu RS serisinde hep Audi Sport atıyor. Ha bak, o bunun içi daha farklı. Gireci yok. Aa, bunun içi güzelmiş yalnız. Bu tam sport işte yani, hakikaten ben sportum diye bağırıyor. Bak millete bir deli edeyim. Kadifemsi bir dokusu var. Millet şimdi yazacak. Kadife değil o, Alcantara. Yok, kadifemsi bu ya. Değişik bir doku. Özel spor direksiyon. Burada yine Zottrik diye sanayide koyulmuş bir ekran. Hiç inmiyor aşağı. Shadow screen de değil. Şurada yine Alcantara olarak yapmışlar onu da. RS serisine özel. Şöyle efendim kırmızı etraflı bir tane start stop görüyorsunuz. Burada çok ufak bir ekran ama yani bu arabanın tabii özelliği performans arabası olması. Bunda öyle design, design falan değil ya. Yine de şu hariç ekran hariç dizaynı kötü değil bu arada yani. Efendim 2021 Audi RS5 Coupe'nin fiyatı 96.970. 96.000 birime bunu alıyorsun abi. Hadi otur düşün şimdi. Artık tövbe estağfurullah. Bu da RS5'in ön tarafı. Güzel bir mavisi var. Yani kötü diyemem. Hatta şu metal şeyler, detaylar, yani metal rengi detaylar da gayet güzel olmuş. Şöyle bir göstereyim efendim. Disklere de bakın, disklerine. Kaliper değil bak, yanlış anlamayın. RS6 Station. Aa, bombaya bak. Hadi bakalım, al buradan yak. Buyur buradan yak abi. RS6 Station benim nasıl güzel biliyor musun? İnanılmaz şık ya. İnanılmaz güzel yani. Hani tasarımı baksana abi, şu jantlar, şu alt falan tasarımı diğerlerine göre hakikaten çok çok iyi yani. Gerçekten çok iyi. Bakar mısın şuna ya? Aa, bayıldım ya. Dur bir içine gireceğim şimdi. Delili hareketlerimiz olacak tabii ki. Jantlara bak abi. Of, çok iyiymiş ya. Harbiden çok iyiymiş. Bununla koptuğunu düşünebiliyor musun ya? Şu şıklığa, şu güzelliğe bakın ya. Ya hakikaten çok iyiymiş tasarımı ya. Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Bayıldım hatta yani. Station wagon bir arabadan hiç beklenmeyecek bir tip, tarz ve de performans inanılmaz güzel ya, baksana. Hakikaten sevdim yani. İki tane ekran yine, altlı üstü. Gördüğünüz gibi burada işte dikkat, dikkat dörtler. Drive Select modları seçiyorsunuz. Bu herhalde sensörü var buradan. Sürekli bir şeyler sorup duruyor. Kırmızı bir start stop butonunu görüyorsunuz. Yine böyle RS'e özel güzel bir vites. Aynı zaten diğer her şey. Buradaki piano black falan devam ediyor ama yani şu direksiyon soğutmalı, ısıtmalı büyük ihtimalle. Çünkü şey, spor direksiyon, RS direksiyonu.
Abi çok iyiymiş. Hakikaten çok iyiymiş. Çok beğendim. Yine Ares damgası, koltuklar falan böyle kırmızı dikiş. Ya arabanın station olup bu halde olması çok hoşuma gitti. Şurada karbon fiber görüyorsunuz. Tırtıklı mırtıklı. Bakalım biraz daha sinirlerimiz bozulsun. Hadi bakalım. Evet, bugün de dil altımızı almışızdır inşallah. Efendim 2021 Ares 6 Avant fiyatı geliyor. 123.790. Ya var ya, yemin ederim. Hiçbir şey demek istemiyorum ya. 4 litre TFSI V8 abi. Görüyor musun? Hiçbir şey demek istemiyorum ya. Sadece şunu demek istiyorum. Tu Allah belanızı versin. Şurada Bengalovsen detaylar. RS6 bir arkasını göstereceğim size arabanın. Bakar mısın abi? Çok kralmış gerçekten. Çok hoşuma gitti. 2021 TTRS Quattro. Motherfucker, bu ne lan böyle her şey. Sarı siyah İstanbul Spor. İstanbul Spor'da bir dönemin ne bombastik takımıydı. Cem Uzan aldı. Milleti topladı sonra içine etti maalesef. Efendim klasik diyorsunuz. TTRS ama bu 2021'i baba yollarda. 2021. Şöyle TTRS logosunu görüyorsunuz efendim. Damgayı çatmış abi. Arkaya da güzel bir tane rüzgarlık koymuş. Şöyle şipoydan mı diyorlardı? Ne diyorlardı? Bir içine girelim bakalım. Abi bize ne anlatıyor? Oo, kırmızılı siyahlı Moulin Rouge style'a hemen geliyor. Efendim şimdi zar zor da olsa TTRS'in içine bindik. Abi tabut gibi, tövbe estağfurullah ya. Tabii şimdi sevenler diyecek ki ne tabutta lan, celemele falan filan diyeceksiniz tabii ama çok yerde hakikaten tabut gibi. Şöyle kapıyı da kapatayım. Oo, sessizlik. Buraya gördüğünüz gibi modları koymuşlar. Burada start stop butonu var. Çok şık olmuş gerçekten. Yani şu alkantara, şu detay falan. Hani kadifemsi ve şu detay. Gerçekten çok güzel, çok şık olmuş. Ön tarafta şöyle bir ekran sizi karşılıyor. Kapı açıldığında, kapandığında daha detaylı veriyor. Şimdi sağ tarafa bakıyorsun. Abi bu arabada ekran mekran hiçbir şey yok farkındaysan. Hani öyle yukarıdan bir ekran gelsin, o gelsin, bu gelsin, hiçbir şey yok. Bu arabada her şey gazlamaya, basmaya ve de yanmamaya özel tasarlanmış. O yüzden böyle bir ekran, mekran falan herhangi bir şey bulamazsın ha bu arabada. Baksana camlara, daracık. Şu kadar cam var ya, baksana. Yani gerçekten beni boğan bir tarzı var bu arabaların. Bir de bu arabalara kaskla binmeyi denediniz mi bilmiyorum ama ben Vegas'ta öyle bir gaflete kapıldım abi ya, mecburen. Abi ölüyordum ya, klostrofobim azdı yani. Bu arabaya kaskla binmek, yani tabuta girmek gibi bir şey. Efendim orta tarafı bu şekilde. Yani şu kırmızı siyah detaylar çok çok iyi olmuş. Orta tarafı bu şekilde. Vitesi de görüyorsunuz. Otomatik vites olmasına rağmen manuel vites şeyi vermişler. Havası vermişler. Yani böyle bir arabada manuel vites de çok güzel olur. Gerçekten de sevenine daha doğrusu. Ben uğraşamam diyorsanız ona da bir şey diyemem. Şöyle karbon fiber detaylar var. Şunlar çok şık olmuş. Uçak motoru gibi değil mi ya gerçekten? Hani böyle uçak motorunun içinde bu şekildedir ya böyle baktığınızda. Hakikaten onun gibi olmuş. Çok güzel de bir jest olmuş yani. Uçak motoru gibi tasarladılarsa eğer. Şurada şöyle spor koltuklar. Koltukların da yanları çok güzel olmuş bu arada. Sert malzemeden kırmızı böyle yapılmış. Çok iyi detay olmuş. Burada soğuk Ares damgasını görüyorsunuz efendim. Aşağı doğru da böyle iniyor. Arkasını hiç göstermiyorum çünkü bu arabanın arkası oturacak gibi değil. Aha baksana dip dibe. Yalandan koltuk var işte arkasında. Bakalım bugünkü haberlerde ne varmış görelim. 2021 Audi TT Ares'in fiyatı ya var ya gerçekten de ağzında gözü ya. Bu ne? 78.490. Tu Allah cezanızı vermesin ya. Bu nedir ya? Oğlum bunda çalıntı araba mı lan? Bu ne lan bu kadar? Çalıyor mu? Çırpıyorsunuz mu bunları sıfırlayıp burada satıyorsunuz lan? Bu kadar ucuza niye satıyorsunuz oğlum? Manyak mısınız lan? 2021 Q8'in arkası. Gerçekten değişik yani, şık. Bu stop lambaları falan biliyordur. Sevenleri malum. Bu stop lambaları böyle zıngır zıngır oynuyor, değişiyor, gidiyor, geliyor falan. Değişik bir tarzı var Q8'in. Q8 Türkiye'de var mı bilmiyorum. Ben görmedim. Yani gelirse de herhalde yine 3-4 milyon civarlarında olur. Jantlar çok hoş. Yani hakikaten de gayet de büyük. Şöyle bir etrafını gezelim, sonra da içine geçeceğiz efendim. Kaliperler malipeller. Ön tarafı şık arabanın ya. Hakikaten ön tarafı güzel. Yani böyle bir hem kaslı hem güzel. Tek sevmediğim şey bu nedir abi? Böyle bir şey olur mu ya? Hani fabrikadan yarım çıkmış gibi yani, sökülmüş takılmış gibi böyle. Saçma sapan bir şey ya gerçekten.
çok kötü. Abi bir de Amerika'da ön plaka takma zorunluluğu yok birçok eyalette yani. 50 eyaletin belki de 40'ında yoktur. Niye oraya zottirik bir şey yapıyorsun? Buraya farklı bir şey yolla. Şurası böyle çok hoşuma gitmedi benim ya. Önceden de bunu söylemiştim, çok sevmedim. Şöyle bir arkasına bakalım. Çerçevesiz gördüğünüz gibi. Çerçeve yok arka kapılarda da, ön kapılarda da. Şuradan arka tarafa. Buraya da bilgisayar koymuşlar. Ana Windows koymuşlar lan. Bu ne borsa gibi iniyor çıkıyor. Efendim arka tarafın bütün koltuk ısıtmasını, ondan sonra klimasını falan her şeyini, fanını buradan ayarlıyorsunuz. Arkası oldukça geniş bu arada. Rahat bir genişliğe sahip. Yani basık, bak yine arka taraf basık ama geniş bir basık. Rahat yani, öyle tıklım tıkış değil. Çok enteresan bir şekilde burada küllük var abi. Aramanlar oğlum, sigarayı bırakmadınız mı hala? Bırakın şu pisliği. Efendim Q8'in içindeyiz. Gerçekten çok iyi. Bak şimdi ekrana falan bakar mısın yani? Hakikaten de çok iyi. Bu efendim klima ekranı. Yanlış anlaşılmasın. Sadece klima için bunu yapmışlar. Ya tabii sadece klima değil. Soğutma, ısıtma, klima, bütün ayarları buradan yapıyorsunuz. Aynı zamanda şurada gördüğünüz gibi auto stop off, yokuş iniş desteği, ondan sonra ekran kapatma falan gibi şeyler de var. Şunu da şöyle yapalım. Daha yeni parlatmış abiler her tarafını. O yüzden şöyle bir yapalım. İki tane ekranımız var. Ortada böyle bir vitesimiz var. Ya çok şık, çok güzel konumlandırılmış. Hakikaten çok şık, çok güzel konumlandırılmış. Bu da hayalet ekranımız. Yani öndeki kadranımız, kapımız açık gördüğünüz gibi. Devir saati, hız göstergesi, kadran, onları görüyorsunuz. Aynı zamanda yaymış bütün haritayı ortaya. Şimdi bunun güzel tarafını söyleyeyim. BMW'den farklı tarafı. Bizim BMW 2 serisi Türkiye'deki aynı hayalet ekrana sahip. Ama şuralardan şöyle bölüyor abi. Buraları yok sayıyor. Bu her tarafa yaymış farkındaysan. Tam ekran yapmış yani. Güzeli de bu zaten yani, doğrusu bu. Buradan kullanırken bu harita işe yarıyor mu derseniz, valla ben çok bakamıyordum ona. Çok kullanışlı değildi benim için. Şu taraftaki sağdaki her zaman daha mantıklı geliyordu bana, ama buna da kullananlar, alışanlar vardır. Alışma meselesi. Yoksa kötü değil, gayet iyi. Q8'in direksiyonu gördüğünüz gibi ahım değil. Burası piano black değil ama şık, hoş, sade. Gerçekten buna önem veriyor. Artık onu anlıyoruz Audi. Şıklık, sade şıklığa önem veriyor. Tıpkı Mercedes'te olduğu gibi. Doğru yoldasın koçum. Koltukları şöyle göstereyim efendim. Koltuklar da gayet hoş. Yani normal deri koltuk. Tamamen deri. Deri kumaş karışık değil. Kapı içleri. Şurada aydınlatmalar var. Aydınlatmalar gece burada devam ediyor. Efendim 2021 Audi Q8 55 TFSI Quattro'nun fiyatı 83.990. Allah'ım yarabbim, şu fiyatı derken lan kaç lira çıkacak lanet olsun diye, ben de sizin gibiyim gerçekten. 84.000 dolar abi, ne diyeyim ya, hiçbir fikrim yok artık, bir şey diyemiyorum ya yani. Vallahi bir şey diyemiyorum, yazık, günah. Bizim arabalara verdiğimiz paralar haram ya, vallahi vallahi haram ya. Efendim bu görmüş olduğunuz 2021 Audi e-tron tamamen elektrikli arabanın, gördüğünüz gibi motoru. Şurada da şarjları var. Bu en hızlı şarj, şu gördüğünüz. Bu çamaşır makinesinin yerine takılabiliyor. 240 için oradan şarj ediliyor. Bu da normal şarj yeri için. Şöyle üçlü Amerika'da kullanılan 110 için gördüğünüz gibi. 2021 e-tron gördüğünüz gibi. Çok güzel bir araba, çok şık bir araba. Şimdi bu Audi'nin plug'ı, yani buradan şarj edebiliyorsunuz. Ama eğer Tesla'nızda da şarj etmek istiyorsanız Tesla şarjıyla, o da olur diyorlar. Welcome diyorlar, buyurun, hiç sorun, sıkıntı yok diyorlar. Yani araba gerçekten de güzel. Dilerseniz eğer bunun bir test sürüşünü, detaylı incelemesini yaparım sizler için. İçinde şöyle biraz göstereyim. Ama bunu biraz daha detaylı göstermek istiyorum size şöyle. Kaç beygir, nasıl basıyor, nasıl gidiyor, içi dışı, range dediğimiz işte ne kadar gidiyor, kaç mil. Onları böyle bir detaylı gösteririm. Ama size fiyatından biraz bahsedeyim. 2021 Audi e-tron Quattro 4 çeker olanın fiyatı 78.490 dolar efendim. Şöyle bir bilin diye bunu göstereyim istedim. Yazın efendim yorumlara. Deyin ki biz bunun testini istiyoruz. Sizin için test edeyim. Adamsınız. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size bütün modelleri göstermeye çalıştım. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. E-tron için de yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çekmemi istiyorsanız, özel testini yapmamı istiyorsanız beklerim yorumlarınızı. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.